44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine yollardayız. Yine geziyoruz. Sizlerle güzel vakitler geçiriyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Faslarda dolanıyoruz ve bugün sizlere kendimle ilgili, İsviçre'ye geldiğim zaman yaşadıklarımla ilgili anılarımı anlatmak istiyorum. İsviçre'ye nasıl geldim? Gelince neler hissettim, ne tür zorluklarla karşılaştım, başıma neler geldi ilk zamanlarda, bununla ilgili sizlerle konuşalım, az gülüşelim. Arkadaşlar şimdi evlendikten sonra evraklarımın işlenmesi, vizemin çıkması yaklaşık 2-2,5 ay kadar falan sürmüştü. Bundan sonra vizem onaylandı. Tabii ben de vizemi almak için konsolosluğa gittim büyük bir heyecanla. Hani arkadaşlara burada genelde soruyorum ya, işte gelirken nasıl, heyecanlı mıydın falan. Ya yok işte, ne heyecanlı olacağım falan diyorlardı. Ya içimden diyorum ki oğlum nasıl heyecanlı da olmuyorsun aslında? Başka bir ülkeye gidiyorsun, farklı bir kültür, farklı bir toplum. Hani İsviçre ulan, işte İsviçre, yani nasıl heyecanlanıyorsun ya? O biraz abartıyorlar. Herkes heyecanlanır arkadaşlar, gerçekten söylüyorum. Ben ilk defa yurt dışına çıkmıştım. Çok büyük bir heyecandı. Hatta ilk gün, hani son gün ben uyuyamadım ya. Hani İsviçre'ye geleceğim son gün ben uyuyamadım. Uyku tutmadı beni. Neyse, uçağa bindik arkadaşlar. Yanımda da iki tane yabancı oturuyor. Sohbet de edemedim, heyecanımı da yetiştiremedim. Bulutlara baka baka öyle geldik, indik. İndik ama şimdi bende Almanca yok. Türkiye'de 3 ay kursa gittim ama Türkiye'deki kursa ne öğretiyorlar ki? İşte saati maat, işte nasılsın, iyi misin, ismin ne, şu bu işte falan filan birkaç şey öğrendik. Yani öyle çok aman aman bir şey öğrenmedik. Neyse dedi, nasıl yapacağız? Lan dedim, illa ki bu uçaktaki insanlar buradan çıkacak, yani sonuçta burada yatmayacaklar. Onları takip ettim arkadaşlar. Bagaj bölümüne, işte bagajımızı falan aldık. Oradan çıktık, tın 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 yürüyoruz. Tabi benim aklımda Türkiye var arkadaş, Türkiye'de valizini aldığımızda öyle aynı fark çıkıp gidiyorsun. Lan bir gittik arkadaş pasaport kontrolüne. Herkes sırayla işte pasaportunu veriyor, orada konuşuyorlar. Dedim oğlum, aha da sıçtın yani. Ne diyeceksin adamı? Neyse sıra bana geldi, pasaportu verdim. O Cem Yılmaz'ın hani bir sahnesi var ya, böyle pasaport memuruyla ilgili bir videosu var. Onu izleyin yani. Adam bana bir şey sordu. Şimdi o VTRL'ye giriyorum. What's your purpose of visit? Aynen işte böyle oldu arkadaşlar. Tek bildiğim ve düzgün kurabildiğim cümlelerden biri olan Ich kann nicht Deutsch dedim yani. Bunu her Almanca bilmeyenin bilmesi gerekiyor. Ben Almanca bilmiyorum. Ich kann nicht Deutsch. English dedi. No dedi. Hangi dili konuşuyorsun dedi herhalde. Bir şey sordu. Sprache dedi. Sprache dedi çünkü hani konuşmak, dil konuşmak. Türkiş dedim, o da gülümsedi hani bende yok gibisinden. Öyle bir diyalog geçti aramızda. Ama yani şimdi bana niye böyle bir soru soruyorsun ki, değil mi yani? Hani şimdi ben turist olarak gelmemişim ki, benim vizem de orada eşek kadar vizum D yazıyor yani. Evlilik yoluyla gelmiş yani, aile birleşiminde vizesi almış bu adam. Bu adam buraya yerleşmeye gelmiş yani. Ülkemize niye geldiniz? Lan evlendim, karımı görmeye geldim. Neye geleceğim? Yani saçma bir soru sordu bence orada bana. Gerçi ne sorduğunu da anlamadım. Öyle geçtik. Tabii heyecan bitti mi? Bitmedi. Valizimi aldım çıktım. Ailem bekliyordu. Geldik. Arabaya bindik. Evimize geleceğiz. Yol boyunca böyle sağa sola izleyerek geliyorum. Ya o kadar güzel ki arkadaş. Hani şu an kameradan yansıyor ama keşke bir de canlı olup da burada görebilseniz. Gerçekten çok güzel bir doğa, çok güzel bir kültür ve çok güzel bir ülke. Yani böyle ağzımın suyu akarken böyle lay lay lan, beni o günlerde görmeniz lazımdı. Ayaklarım yere basmıyordu, var ya öyle uçuyordum. Tutum havalardaydı böyle, tutum kendi başına almış gitmişti. Öyle.
Neyse, bir iki günümüz öyle geçti. İşte adaptasyon süreci falan, işte yeni yeni adapte oluyoruz. Markete gittim şimdi. Alışveriş yaptık hanımla. Hani sigara alacaktık. Dedim dur ben alırım dedim ya. Oğlum 2 ay 3 ay Almanca kursuna gittik yani. Ya o kadar da olsun yani, sigaramızı da alalım değil mi? Gittim işte büfeye. Halo halo. Zweimal bilmem ne işte, ismini söylemeyeyim marka reklama girmesin. Sigarete. Bibitte dedi. Ben öyle hıh diye kaldım. Lan ne diyeceğim şimdi, karı benim söylediğimi anlamadı. Dedim iki iki. Sonra baktım Türkçe söylüyorum. Zweimal dedim. Bilmem ne bilmem ne. Sigaretti işte. Ah so dedi. Ondan sonra sigarayı verdi. Tabii ben böyle bir kıpkırmızı oldum. Eşim dedi ne oldu? Dedim karı ben anlamadı. Dedim böyle böyle söyledim. Tamam dedi. Ama dedi sen dedi çok dedi heyecan yaparak söylüyorsun. Ama harbiden heyecan yapıyordum. Hani şimdi bizde bir şey var ya böyle, hani bir yabancı dil konuşalım. Bizi yabancı zannetsinler. Hani beni İsviçreli zannetsinler gibisinden. Oğlum benden İsviçreli olur mu? Olmaz. Heyecan yapıyordum. İyi konuşmaya çalışıyordum. Düzgün, hani kimse benim Almanca bilmediğimi anlamasın gibisinden konuşmaya çalışıyordum. Elime yüzüme bulaştırıyordum tabii. Orası öyle kitaplarda. Sonra baktım ki markete falan gittiğimde bir şeyin Almancası bilmiyorum. El kol hareketleriyle söylüyorum. Onlar da el kol hareketleriyle bana anlatmaya çalışıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle, hani ben Almanca bilmiyordum. Vay lan bu Almanca bilmiyor. Şuna bak. Hani öyle bir şey yok yani. Hani bizim Türkiye'de olur ya böyle, hani bir insan Türkçe bilmiyorsa aşkım diye küfür üretirler falan ya. Burada öyle yok yani. Elinden geldiği kadarıyla el kol hareketleriyle işte böyle böyle sana kendini ifade etmeye çalışıyor. İş konusunda da pek sıkıntı yaşamadım. Çünkü burada genelde benim gibi evlilik vasıtasıyla gelenler birkaç yıl iş bulamadıkları konusunda şikayetçi olanlar var. Yani iş bulmak kolay. Hani ben gelirken eşim de bana bunu söylemişti. En az bir yıl kadar hani iş bulamayabilirsin. Kendini bu duruma hazırla. Bunu bilerek gel demişti. Çünkü dil bilmiyorsun, çevre bilmiyorsun, kural bilmiyorsun. Adam seni iş alıp da ne öğretecek yani sonuçta. Neyse ki benim Malatya'dan bir kardeşim vardı, arkadaşım. O benden 4-5 yıl önce evlenip İsviçre'ye gelmişti. Tesadüfen ben de geldim. Onunla iletişime geçtik. Ya böyle böyle iş var mı? O da Allah razı olsun. Var dedi. Şu an çalıştığım firma, patronum yani. Onun patronuydu. Konuştu. Ger üst işine girdim. Yani iskele işine girdim. O gün bugündür de çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah hiçbir zaman da dara sıkıntıya sokmasın kimseyi. Beni de dahil. Ama böyle süreçler geçti arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani yaşanılacak bir ülke mi? Gerçekten yaşanılacak bir ülke. Bir ömür yaşanılacak bir ülke. Çünkü her türlü sosyal haklarınız var. Her türlü özgürlüğünüz var. Burada istediğiniz şeyi konuşabiliyorsunuz. İstediğiniz düşünceyi ifade edebiliyorsunuz. Bazı belli kelime isimleri söylediğiniz takdirde herhangi bir şekilde bir şeyle suçlanmıyorsunuz. O yönden güzel ve dediğim gibi hafta sonu ne yapalım? Çıkıp başka bir ülkeye akşam yemeğe gidebilecek bir lüksün var. Anladınız mı? Akşam yemeği yemek için kalkıp başka ülkeye gidebiliyorsun. Örnek veriyorum Fransa'ya gidebiliyorsun, İtalya'ya gidebilirsin, Almanya'ya, Avusturya'ya, her yere gidebilirsin. Ha böyle bir imkanın var. Böyle bir lüksün var. Bunun nedeni de tabii ki alım gücünden kaynaklı olarak İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğu için sana ödediği maaş da senin bütün hayatını güzelce yaşayabileceğin dolgun bir maaş veriyor sana. Evet arkadaşlar, başımıza gelenler çoğu zaman güzel, bazen böyle trajikomik olaylar geldi, gelmedi değil. Ama benim burada asıl mutlu olma nedenim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kurallara karşı gelmiyorum. Örnek veriyorum. Misal burada motordan inip yürümeniz gerekiyor. Kural böyle diyorsanız ben iner yürürüm. Kural yok. Ulan ne saçma lan, niye motordan iniyorum oğlum? Niye hani ben bu motoru elimle götürmek zorundayım ki burada diye düşünmüyorum. Hani çoğu insan diyor oğlum diyor Türkiye'de böyle değil diyor. Türkiye'de şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Bu niye böyle, ne saçmaymış falan. Oğlum burası Türkiye değil ki. Tamam Türkiye'de onu öyle yapıyor olabilirsin. Ama burada böyle. Hani gittiğiniz yere uyum sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hani bu sadece başka bir ülke için değil. İş yeri için olarak düşünün. Örnek veriyorum bir iş yerinde siz kurallara uyarsanız
İş akışı neyse ona uyarsanız patronunuz da sizi sever, iş arkadaşlarınız da sizi sever, doğru mu? Uyumlu olursunuz. Ama siz kafanızın dikine giderseniz işten atılırsınız. Arkadaşlarınız tarafından, patronunuz tarafından sevilen bir personel olmazsınız. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Hani siz kurallara uymazsanız hem sevilmezsiniz hem de mutlu olamazsınız. Nasıl mutlu olamazsınız? Her gün ceza yersin. Her gün bir olayla uğraşmak zorunda kalırsınız. Her gün şu sorunlar çıkar karşınıza. Çünkü uymadığınız kuralların bir geri dönüşü olacak size. Bu da sizin buradaki mutlu olmanızı engelleyecek. Hangi ülkeye giderseniz gidin, her ülkenin kuralları, kanunları, yasaları farklı. O kurallara, kanunlara, yasalara Türkiye'yi değerlendirerek değil de burada yaşayan bir insan olarak bakacaksınız ve ona göre aksiyon alacaksınız yani. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Ben o anları düşününce tekrardan çok mutlu oldum, eğlendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. O güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü unutmayın, siz yoksanız her zaman biz bir kişi eksiyiz.